Elhamdülillahi <laughs> ta'ala ile Süleyman Allahu teala Hazretleri Süleyman aleyhisselam'a vahyetti En-khrucu ila'l-bahr felance denize git fera'caben orada çok acayip bir şey göreceksin dedi. Akarece felem yecin şeyen aynen Mevla Teala Hazretleri'nin emrettiği yere gitti. Ama bir şey göremedi. Ve emera asaf. O zaman Süleyman Aleyhisselam veziri asaf ibni Berkhiyaya emretti. En yeğusa fil bahri. Denize bir dal bakayım dedi. Acaba denizin içinde mi bir şey var diye. Çünkü Mevla Teala Hazretleri boş bir şey söylemez. Haşa sümme haşa. Bize emrettiyse burada bir şey var. Belki de denizin içinde. Ve cebi kubbetin min kafur ve leha evva berbaati babin min durrin bir daldı içerisine bir kubbe kafurdan böyle. Dört tane kapısı var o kubbenin. Babun min durrin birisi inci. Ve babun min yakut bir kapısı yakuttan. Ve babun min cevher birisi mücevher. Ve babun min zebercet aksar birisi de yeşil zebercet. Kulluha müfettahatun dört tane kapı gördü. Ve la yedukulü min ha katretuma hiçbirisinden içeriye su girmiyor. Ve vecede fiha ben hasenden ve hüve yusalli. Girdi oradan içeriye bir baktı ki o kapılardan birisinden o kubbenin içerisinde bir tane genç namaz kılıyor. Böyle gördü. Lekale aleyhi Süleyman. Süleyman aleyhisselam girdi o kapıdan içeriye. Ve selehu an emrihi. Taçup etti şimdi bu gencin haline. Bu ne yaptı da Allah buna böyle denizin dibinde böyle bir kubbe kapıları bu kadar değerli. Nasıl bir iyilik yaptı ki Allah razı etti diye. Taçup etti sordu ona. Ne yaptın sen böyle? Neyle kazandın? Fekale genç dedi ki: "Tane evi makaddan ve ümmü umya benim dediği kötürüm bir babam vardı, gözleri de görmeyen bir annem vardı. Fakadem tüm 70 seneten bunlara tam 70 sene hizmet ettim." dedi o genç. Anneme babama 70 sene hizmet ettim. Bunu Allah rızası için yaptım. İşte bak bu anaya babaya bakmak da zikir işte. Bak görüyorsunuz mu? Evladını merhametle sevse yüzüne tebessümle baksa bu da zikirdir Allah rızası için yaptığı için. Ondan sonra bu genç de dedi ki 70 sene böyle kötürüm babam gözleri görmeyen anama baktım. ma hazret vefatü ümmi. Ne zaman ki annemin vefatı yaklaştı. Annem son zamanlarında Kalet bana şöyle dua etti. Allahümme etil umrehu fi taatik. Allah'ım dedi bu benim oğlumun dedi ömrünü uzun et ama senin ibadetinde uzun et dedi. Bol ibadetli uzun ömürlü olsun diye dua etti. Velen ma Bu anamın duasıydı. Şimdi bir de babam dua etti. Kale dedi ki babamın da vefatı yaklaşınca Allahümme stakhtim veledi fi mekanin la yekunu şeytan aleyhi sebilun. Allah'ım dedi bu oğluma dedi öyle bir ibadet yapacak bir mekan ver ki şeytan hiç ona ilişmesin dedi. Babası böyle dua etti. Sonra işte Allah bana ne yaptı? Bunu ikram etti. Fekharaştu ilel bah. Ben de bu denize geldim. Fevecehtu azil kubbe. Kubbeyi baktım. Böyle bir yer var. Fedekaltu ha oraya girdim. Allah'ın ikramı bu bana dedi. Anamın babamın hizmeti sebebiyle. Onları kırmamam, hizmet etmem sebebiyle dedi. Kale Süleyman. O zaman Hazreti Süleyman dedi ki. Bi eyye zamanin künte. Ne kadar zamandan beri buradasın diye sordu. Kale. Kuntü fi zaman İbrahim Aleyhisselam. Ta İbrahim Aleyhisselam'ın zamanından beri dedi. Babasının da bu duasını görmüş. Leman Aleyhisselam dedi ki Feme ta'amuke ve şerabuk. Yemen içmen nereden geliyor? Onu nasıl temin ediyorsun? Denizin altındasın burada. O da dedi ki gallet tayrun yetini bi şeyin asfar kerasi ademin fe ecidu fihi ta'amu kulli na'im fi darit dünya. Allah dedi işte yani bir kuş gibi bir şey geliyor böyle sarı İnsan kafası gibi kafası var. Duruyor buraya duruyor. Artık kapağı mı var nasıl açılıyor. Dünya nimetleri kimde varsa dünya üzerindeki milletin yediğinin hepsini yiyorum fazlasını bile yiyorum dedi. Allahu Teala Hazretleri bunu yapmaya muvaffak mı? Kadir mi arkadaşlar? Yapabilir mi? Zekeriya Aleyhisselam geldi Meryem Validemize. Allah Allah. Bakıyor mihrapta sürekli ibadet 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 bir şey dışarıya çıkmıyor. Kale ya Meryem. Enne aleki hada. Ey Meryem bu nereden böyle sana geliyor? Aletü indillah. İnne men bir <laughs> bi gayri Bu Allah tarafından geliyor. Allah dilediğini hesapsız böyle rızıklandırır. Vallahi bizim en büyük sıkıntımız Mevla Teala Hazretleri'nin rızası doğrultusunda çalışmamamız. Unuttuk bunları. Bunları unutunca arkadaşlar Mevla'yı unutunca hani velâ <laughs> tekûnü kellezîne nesullâh fensâhü Sakın Allah'ı unutursunuz. Allah da Allah'ın zikrini unutursunuz. Tamam mı? Allah da size kendi nefsinizin çağrını unutturur.